Merhaba sevgili dostlar. Dağ Deniz Yaşam. Neredeyim? Bugün yine İzmir dağlarını gezmeye devam ediyorum. Bugün İzmir, Uzundere, TOKİ konutlarının tam karşısında bir tepedeyim. Bu tepeyi araştıracağım. Bakalım bu büyük kaya kütlesinin üstünde veya etrafında çevresinde neler var. Hep birlikte gezelim, hep birlikte görelim sevgili dostlar. Dostlar, böyle asırlık ağaçları görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Çok güzel ağaçlar. Çınar ağacı. Şu arkamdakini görüyor musunuz? Ne kadar güzel ve büyük. Maşallah çok güzel olmuş. Bakın. Bunlar burada kalmış. Herhalde insanlar bunları kesmeyi unutmuş galiba. Şunların güzelliklerine bak ya. İnsan buna kıyar mı kesmeye? Orman harika sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Yine bir derenin içine girdim. Dere çıkmaz dere. Bu dereden şöyle göstereyim. Aşağı doğru ineceğim. Buradan geldim. Buradan böyle devam edip aşağı doğru gideceğim. Bakalım bu dere beni nereye çıkartacak. Yine kaybolmayalım. Gezerken de bir yere denk geldim. İnsan elinden yapılmış ilginç bir yapı. Hemen göstereyim. Burası kapatılmış. İlginç bir yer. Evet dostlar. Büyük bir kaya kütlesinin altındayım. Şurası mağara gibi bir yer. Ama dolguya kapatılmış. Şimdi yukarıya çıkacağım. Bakalım yukarıda nasıl bir manzara bizi bekliyor. Evet zirveye çıktık. Burası manzara harika. Buradan denizi de görebilirsiniz. Karşıda TOKİ var. TOKİ konutları. Yalnız bu tepede çoğu yerleşilmiş. Sanırım burada defineciler define aramış.
Navigasyondan baktım ama bu tepenin ismini bulamadım. Bulunca açıklama kısmına ekleyeceğim. Burada define aranmış. Gördüğünüz gibi büyük bloklar da çıkartılmış burada. Burası ya eskiden bir kale giymiş. Bakın manzaraya. Şöyle göstereyim. Buranın manzarası da harika sevgili dostlar. Hemen aşağıdaki dere ağzı var. Oradan direkt Balçova Barajı'na gidiyor bu yol. Şimdi o taraftan gideceğim. Bakın sevgili dostlar. Burası önceden bir kaleymiş. Burada büyük bir kuyu var. Yarısı dolmuş. Yanılmamışım. Çünkü burası bir kaleymiş. O yüzden hep talan etmişler. Burada define aramışlar. Halbuki böyle yerleri koruyabilsek, turistik amaçlı kullanabilsek, tam dağın ortasında, bakın tam dağın ortasında büyük bir kuyu. Bu tepe sevgili dostlar, İzmir Uzundere Toki evlerin hemen karşısı. Büyük bir kayalık. Büyük bir tepe. Karşıdan baktığın zaman sadece bir kaya kütlesi olarak görünüyor. Ama buraya geldiğin zaman gerçekten burası bir kaleymiş. Yerleşim yeri de var. Hemen şöyle sizlere ben ayrıntılı bir şekilde görebildiklerimi size yansıtacağım. Bakın. Burada büyük blok taşlar var. Bakın dostlar. Bakın. Taşlarda çekiş izlerini görüyor musunuz? Bu taşı bu hale getirmişler. Eski insanlardan bahsediyorum. Bakın. Hala çekiş izleri murç izleri belli. Tarihi bir kaya. Büyük bir kütle. Buralarda binlercesi var. Bunları bizim bu tarihimizi ortaya çıkarmamız gerekirken maalesef define arıyoruz diye her tarafı talan etmişler. Artık ne buldularsa bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle bir şeyler bulmuşlardır. Çünkü burada çok tuğla ve de yolun altına gelirken görmüştüm. Büyük bir dehliz vardı. Büyük bir ihtimalle o dehliz buraya çıkabilir. Çünkü buranın iyi bir araştırması lazım. Buradan da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sesleniyorum. Burayı bir görsünler, burayı bir incelesinler, burayı da halka kazandırsınlar. Gerçekten yer olarak, manzara olarak, mevki olarak harika. Buradan her yeri görebiliyorsunuz. Hemen şöyle
Yine bir çıkmaza geldim. Şuradan indim aşağıya doğru. Şimdi de buradan aşağıya ineceğim. Bakalım. İnebilecek miyiz? Görüyorsunuz sevgili dostlar. Burası çok güzel bir kaleymiş. Ama kalelikten çıkmış artık. Defineceğinin şeyine uğramış. Tacizine uğramış. Şimdi buradan ineceğim. Daha sonra karşıya geçip Balçova Barajı'na doğru devam edeceğim. Az bir şey kaldı. Bu koca tepeyi indim var. Ben herhalde iyi bir dağcı olabilir. Evet, burayı da eşmişler. Adamlar bayağı çalışmış burada. İndiğim yere bakın. Evet sevgili dostlar. Görüyorsunuz örme duvar. Bu örme duvara altını oymuşlar. Ah, yaşasın indim. Evet. Sonunda düz yola indim. Şimdi görebildiğim noktadan uzak bir çekim yapacağım sizler için. Bunlar kaleden kopan parçalar. İnsan eliyle yontulmuş bu büyük kayalar. Hemen şurada da var. Bu arada bir insanların pislikleri gözümün önüne geliyor. Çekmemeye çalışıyorum ama. Bunlar hep yukarıdan kopan taş parçaları. Bunlar hep kale surlarından çıkan taşlar. O karşı tepeden indim. Burası bir bölüm gözüküyor. Evet sevgili dostlar, sizler için doğaya çıkıyorum. Bu güzellikleri sizlere göstermeye, sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Elinden geldiğince güzel çekimler yapmaya çalışıyorum. Hem de doğayı gezmiş, biraz nefeslenmiş oluyorum. Evet sevgili dostlar, tüm videolarımı izlemek istiyorsanız Dağ Deniz Yaşam YouTube kanalıma hepinizi bekliyorum. Abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.